alırken farklı, satarken farklı ölçü sistemini kullanan, ekonomiyi kendi menfaatlerine göre çeviren, Afrika'yı, Asya'yı sömüren bu zalimleri neyle durdurabilirsiniz? Kıyametle. يَوْمَ يَكُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Kaçak eti kullanana de ki ahiret var. Kaçak su kullanana ahiret var de. Zekat vermeyene ahiret var de. Londra'ya, Paris'e, New York'a git Hazreti Şuayb Aleyhisselam gibi. Ahiret var de. Hesap var de. يَوْمَ يَكُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Anlayanlar olacak. Anlamayanlar olacak. Eğer siz Bilal-i Habeşi gibi, Ammar gibi, Yasir gibi insanların alın terini sömüren zalimlerin karşısında veylul lil mutaffifin der. Veyl olsun size. Yazıklar olsun. İnsanların alın terini sömürenlere New York'tan kağıt getirip de Buhara'dan, İslamabad'dan insanların 6 ay çalışıp aldığı ürünü, yaptığı ürünü, hasadını kağıtla alanlara, sömürenlere yuh olsun, yazıklar olsun der. Ebu Bekir gibi, Abdurrahman bin Avf gibi İslam, iktisat nizamını hayatımıza tatbik edersek, onu yeniden dünyaya hakim kılabilmek için bu ümmetin alimleri bir araya gelirler, çalışırlar, projeler geliştirirse Allah Azze ve Celle o zaman size Ömer gibi güç ihsan edecek radıyallahu anh, Yavuz gibi, Fatih gibi size güç ihsan edecek yeniden.